Evet bakalım Sarp neler anlatacak. Bir dakika anne. Evet, bunu anlatmayacak Şimdi herhalde. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir oyundan hepinize selamlar. Oyunumuzun adı Fierce Rounds. Çin yapımı bir oyun. Mantık olarak Among Us'ın aynısı. Çinliler gerçekten bu konuda çok iyi. Çok güzel yapıştırmışlar kendilerine oyunu. Fakat Among Us'tan farkı olarak böyle bir gerilim haritasına yaymışlar oyunu. Ve 3 boyutlu. Oyunu hiç bilmezken yaklaşık 3-4 maç videosunu çektik fakat onu yükleyemedim. Kayıt programı benim mikrofonumu almamış. Birkaç hata olmuş. Dolayısıyla baştan çekiyoruz şu an videosunu. Bir yandan da iyi oldu çünkü oyunu iyice çözmüş olduk. Sizlere de detaylı anlatabileceğim. Oyun en az 8 kişiyle oynanıyor. Ve aramızda 2 tane hain var. Fakat o 2 hain de aynı Among Us'ta olduğu gibi bizim kılığımızda, yani onların hain olduğunu anlayamıyoruz. Masumların haritada yapması gereken görevler var. Görevlerin yanına giderek sol tıka basılı tutuyorlar ve o görevleri yapıyorlar. Sol üstte de bir görev barı ilerliyor. Hainlerin de anlaşılmaması için aynı şekilde onlar da görev yapıyormuş gibi fake verebiliyorlar. Ve hainler Q tuşuna basarak yanına gittiği bir kişiyi öldürebiliyorlar. R tuşuna basarak etrafı karanlıklaştırabiliyorlar. E tuşuna basarak sabotaj yapabiliyorlar. Ve oyunda mouse sağ tıkınıza basarak el feneri açabiliyorsunuz. Her iki taraf için de geçerli bu. Masumlar bir ceset bulduğu zaman yanına gidip G tuşuna basıyorlar ve acil durum alarmını çalmış oluyorlar. Bunu çaldıktan sonra en üst katta olan toplantı odasına ulaşmanız gerekiyor. Hani direkt toplantı odasına ışınlanmıyorsunuz. Merdivenlerden çıkarak en üst kattaki odaya ulaşmanız lazım 90 saniye içerisinde. Eğer ulaşamazsanız ölüyorsunuz. Ulaştıktan sonra toplantı başlıyor ve sola herkesin nickname'i geliyor. Ve Among Us'taki gibi bir karmaşa olmuyor. Oyun herkese sırayla söz hakkı tanıyor. F1 tuşuna basarak sırası gelen kişi konuşmaya başlıyor ve derdini, gördüklerini anlatıyor. Konuşması bittiği zaman da F3'e basıyor ve konuşma hakkı sıradaki kişiye geçmiş oluyor. En son herkes konuştuktan, herkes bildiklerini anlattıktan sonra 30 saniyelik bir oylama süresi oluyor. Ve oy vermek istediğiniz kişinin yanındaki rakam tuşuna tıklayarak o kişiye oy vermiş oluyorsunuz. Diyelim benim yanımda 2 rakamı var. 2'ye basarak bana oy vermiş oluyorlar. Böylece fazladan oy aldık işte elenmiş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi oyunda biraz tecrübem olduğu için size anlata anlata oynayacağım. Çünkü dediğim gibi ilk 3-4 maç boşa gitti. O sırada oyunu öğrenme aşamasındaydık. Şimdi öğrendik diyebilirim. Masum oldum. Sağ tıkla dediğim gibi fener açıp kapatabiliyorsunuz şu şekil. CTRL'ye basarak da aynı Among Us'ta olduğu gibi şu şekil kendinizi görerek ilerleyebiliyorsunuz map'te. Şu kırmızı yanan şeyler anlayacağınız üzere görevlerimiz. Buralara gidip görevleri yapmam gerekiyor. Fakat Brody ile birlikte ters tarafa geldik. Aynen gerizekalı, kapıyı üstüme kapat da bug'a gireyim. Bir tane görevim şurada. Görevlerde herhangi bir animasyona girmiyorsunuz. Hani Among Us'taki gibi kablo birleştirme falan olayı olmuyor. Yanına gidip sol tıka basılı tutmanız yeterli oluyor. Diğer görevimde direkt şurada güzel iki görevimi de yan yana vermiş. Tamam, bunu da yaptım. Şimdi biraz beklemem gerekiyor. Araştırmamızı tamamladık. Biraz sonra yine yeni görevler verecek bana. Bu kim? Bu Ali. Ali ile Brody yanımızda. Mami de geldi. Mami bu taraftan geldi. Yanından da Emir geldi. Bir bakalım mı ceset falan var mı diye. Ceset falan herhalde yoktur ya. Şuralara bir girelim yine de ama belli de olmaz. Şimdi tekrar yukarı kata gitmem gerekiyor. Aha. Kill alındı şu an. Elektrik gitti ve kill alındı abi. Peki bu kill nerede alındı? Aha. Ne oldu lan? Emir mi yaptı onu? Bir şey diyeceğim. Emir mi yaptı onu? Mami'yi öldürdüler de gözümün önünde. Dediğim gibi kiliseye ulaşmam gerekiyor. Bahsettiğim toplantı odası burası. Şimdi buraya 65 saniye içerisinde gelemeyenler ölecek. Yani Emir vardı Mami'nin yanında. Mami'nin cesedi yere düştü. Ve ardından Emir olay yerinden uzaklaştı. Şimdi arkadaşlar. Alo. Sesim geliyor değil mi? Tamam. Cesedi ben buldum. Cesedin yanında Emir vardı. Ceset ölürken tam dibindeydi. Yani cesedi animasyonunu görmeyeceğini düşünmüyorum. Kör değilse eğer. Ceset düştükten sonra Emir cesetin yanından uzaklaştı. Hani herhangi bir report girişimine falan bulaşmadı. Ben reportladım. Zaten merdivene de yakındım. Direkt kiliseye ulaştım. Emir olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Bak, mikrofonu çözmeye çalışıyor gerizekalı. Şu an konuşuyorsa boşa konuşuyor. Bak, konuştu sanıp sırasını geçti. Tamam, anlamadım bu. Oğlum, bir anlamadınız mı şu konuşma mantığını? Mal mısınız ya? Oğlum, sağda yazıyor zaten mikrofonun açık değil diye. Açıksa Tamam, mantığı. solda isminin yanında şey speaker işareti çıkıyor. Tamam, bende çıkmıyor. Demek ki kapalı mikrofon numara. Bir daha F1'e bas, aç. Ya vallahi çıldırtacaklar beni Alo, ya. sesim geliyor değil mi? Evet geliyor. Aa, benim hem de net bir info var. Bloody de geçti. Neyse. En son Dark basıldı yani biliyorsunuz. Ben o sırada Bloody ile ve Ahmet'le aşağıdaydım. O sırada Emir ve Getlov'u denen İbrahim kardeşim yoktu. Ondan dolayı ben bu ikisinin olduğundan şüpheleniyorum. Teşekkür ederim. Saygılar. Selamünaleyküm. Ben ilk oyun başladıktan sonra bir alt kata indim ve orada iki tane görevimi yaptım. Yanımda Bora vardı galiba. Bora ile aynı odada oluyor olmam gerekiyor. Ondan sonra en alt katta bir tane daha görevimi yaptım. Dark geldi. Dark'tan sonra zaten çok süre geçmeden diğer görevime gidene kadar
ceset raporu geldi. Sadece bu bölümde Emir'i, pardon Bora'yı gördüm. Onun harici hiç kimseyi görmedim. Ama Ahmet'in Emir infosuna biraz güveniyor gibiyim. Bu kadar yani, diyeceklerim başka yok. Şimdi evet arkadaşlar, bahsettiğim oylama kısmı burası. 30 saniye içerisinde oy vermemiz gerekiyor. Ben gördüğüme inanmak zorundayım. Emir diyorum. 6 rakamına bastım ve Emir'e oyumu verdim. Fakat Emir'in beynine gerçekten güvenmiyorum. Orada gerçekten cesedi görmemiş, ne olduğunu anlamamış bile olabilir. O yüzden inşallah beni yanıltmamıştır. Galiba yakaladık Emir'i. Tamam, Emir'i. Okey, Emir'i pasladık. Şimdi görevlerimize devam etmemiz lazım. Oyunda görev yapmadığınız zaman yine ölüyorsunuz. Şu odada 2 tane görevim varmış. Güzel, görevleri yan yana vermesi güzel. Yine öleceğim gibi hissediyorum bu arada. Yanımda birisi var ama ölüm bana yakın gibi hissediyorum. Tamam, notları araştırdık. İki görevimizi tamamladık. Yine biraz beklememiz gerekiyor. Her iki görevi bitirdiğinde sana üstte gördüğünüz gibi bir bilgi veriyor. Görev yerlerim çok uzak. Gerçekten birisini İzmir'e verdi, birisini Kars'a verdi. Ali'ye de bir güvenemedim. Bir atırsız gibi geldi ama şu an güvenmekten başka çarem yok. Emergency basıldı, sabotaj basıldı. Bir tanesi yanımda, sabotajın bir tanesi yanımda, güzel, şanslıyız. Fixleyeceğim. Tamam, diğer sabotaja bizimkiler gidiyordur diye tahmin ediyorum. Gitmiyorlarsa öleceğiz. Diğer sabotaj üst katta. Ben gitsem mi acaba, riske atmayıp gitsem mi ya? 60 saniyemiz... Karanlık basıldı ve biri öldü abi. Kazandılar. Sayıcı üstün oldukları için kazandılar. Alo? Kimdi? İbo'yla sen mi? Ha. Bilmişiz de İbo'yu eleyemedik işte. Aynen. Emin değildim ama İbo... Ben mi kalmıştım lan sonra? Ben de diyorum bizimkiler sabotaj yapar, ben göreve gideyim diyorum ama. Evet arkadaşlar, bakalım yine Masum verdi. O kaçırdığımız 3-4 maçta 2 kere killer olmuştum. Şu an killer verse ortalığı dağıtırım gibime geliyor çünkü mantığını çözdüm. Bu arada 6-7 kişi. Yemin ediyorum göç ettik şu an oyunda. Ha, görevim buradaymış, diğer tarafındaymış. Okey. Kim bu yanındaki? Bora. Ama dediğim gibi killerlarda fake attığı için ha, o yaparken yapamıyorum, tamam. Emir acaba birisini kıstırır mı orada, ne diyorsunuz? Şöyle bir yavaştan izlesem onu diyeceğim de. Çünkü az önce biraz öyle yakaladık Emir'i. Yani dediğim gibi oyunlarda ben Emir'in beynine güvenmiyorum. Bu arada ne oldu? Emir ceset buldu. Bir şey diyeyim mi? Bu şey self report olabilir mi? Ne diyorsunuz? Self report olma ihtimali çok yüksek abi. Çok yüksek. Bakalım nasıl ne sallayacak götünden. Çünkü biz oradan çıkarken orada ceset falan yoktu. Yaklaşık 3-4 kişiydik odanın içinde. Sonra Emir odanın içine girdi ve bir an report geldi. Şimdi arkadaşlar, Furkan'ın ölüsünü ayı tarafında buldum. O taraftan gelen de Ahmet'i gördüm en son. Daha doğrusu ben tavukla aşağıdaydım. Sonra yukarı çıktım. Ahmet'i gördüm. Daha doğrusu Ahmet'in banyodan çıktığını gördüm. Sonra da Furkan ölmüş orada işte. Reportladım ben de. Öyle. Ya şimdi beyler, şöyle bir şey oldu. Ben aşağıda oynuyordum. Aşağıda benim görevim vardı. Ondan sonra ilk boyu çıktı, ardından arkasından Emir çıktı. Şey, zaten benim arkamda da Ahmet vardı. Oradan sonrasını bilmiyorum. Ama Ahmet olabilir, şey, benim arkamda kim vardı? Püh, bana kaldı diyorlar en son. Başka bilmiyorum. Bir de en son konuşuyorum, anasını satayım. Nasıl savunacağım kendimi? Şimdi merhabalar. Ben ilk önce şöyle diyeyim. Aşağı inerken merdivende Bora'yla karşılaştım. Nerede olduğunu da bilmiyorum ki. Orada yandaki gibi görev vardı. Aşağı indikten sonra buradan ayrıldım. Tavukla karşılaştım. Odaya girdim, tam görev yapacakken ceset bulundu. Tavuk etrafı arıyordu. Onunla beraber yukarı çıktık. Şimdi ben Bora'yla ilk başta ilk aşağı indiğimizde aynı odada görev yaptım bir iki tane. Sonra birkaç kat daha aşağı indim. Tuvalet gibi bir yerde birden daha görev yaptım. Ondan sonra oralarda zaten en alt katta tek başımaydım. Hiç kimseyle rastlamadım. O görev yaptıktan sonra zaten ceset bulundu. Sonra meydana geldim. Bu kadar. Aga vallahi benim infom yok, sadece görev yaptım. İbo'yu ve Ahmet abiyi gördüm galiba dolap karıştırırken. Şöyle ki ben görevimi yaptım, hatta işte Ali ile denk geldi, karşılaştık orada, şeyleri karıştırdım. Ondan sonra bir alt kata indim de Ali ile karşılaştıktan sonra bir alt kata indim de bir koridordan Mami'nin geldiğini gördüm. Cesedin olduğu taraf olup olmadığını bilmiyorum. Ama eğer ki yani tahmin ettiğim yerse, harita biraz karışık geliyor bana. Emir'in bulduğu noktayı hesap ediyorum. Onun koridorundan, merdiveninden tavuk geldi. Ben yine Ahmet'i de dinleyeceğim çünkü ilk iki konuşan kişi Ahmet'e şey yaptılar. Ben şu an bir tık tavuktan işkilleniyorum ama Ahmet'i de dinleyeceğim. Diyeceklerim bu kadar. Beyler selam. İlk iki kişi bana suç attı. Daha doğrusu Sarp tam atmadı. Şüphelendi ama Emir net olarak beni suçladı gibi bir şey oldu. Bora zaten az önce dedi Ahmet abi ve İbo'yla aynı yerde görev yaptık dedi. Doğru söylüyor. Bir tane oda içerisinde dolap karıştırdık. Cesedi de zaten Emir büyük ihtimal o odadan buldu. Çünkü şöyle bir şey oldu. Biz o odadan çıktıktan sonra aşağı indik merdivenden. Ben aşağı inerken Emir yukarı çıkıyordu.
Emir yukarı çıkarken videoda da zaten şu an izlemeyeceksiniz tabii ama izlerken anlarsınız. Dedim ki bu dedim acaba kill alır mı dedim. Ben bunun beynine güvenmiyorum oyunlarda dedim. Salakça oynuyor dedim. Sonra odanın içine giriyordu Emir. Lan neyse dedim aşağı gittim indim tamam mı? Basement'ta görevim vardı. Oraya doğru yola koyulurken Emir ceset buldu. Ve o odaya girmişti. O benim çıktığım odaya girmişti. Doğru söylüyor yani. Ama self report olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben oradan çıkarken ne Tavuk, ne Bora, ne İbo. Zaten yan yanaydık. Kill almaları mantıksızdı. Biz oradan çıkarken hiçbir ceset yoktu. Hani şu an en son ben konuştuğum için beni doğrulayamayacaklar ama self report. Killer Emir. Evet arkadaşlar en son bana kalacak gibi hissediyorum ama şöyle 7'ye bastım. Emir'e oyumu verdim. Hani öleyim tamam da şu gerizekalı suçlamasıyla ölmeyeyim ya. 0 IQ ya. Allah'ım ne olur inanmış olun. Ya adam beni suçluyor bana oy vermiyor. Ne mal bir insansın ya. Ben mi gittim? Kim gitti? Aha Emir gitti lan. Helal lan size. Gerizekalı. İyi var. İnandırdık. Güven sağladık. 99'dan beri. Evelallah dürüst adamız arkadaşlar şimdi yani bizde yalan olmaz. Basement'ta bir tane görevimiz var da. Burada ne oluyor oğlum zincir sesi falan geliyor lan. Havalandırmadan mı biri var oğlum havalandırmaya mı girebiliyor bunlar? Neyse ben ikinci görevimi yapayım. Bu arada karanlık oldu ve birinin daha hakkın rahmetine kavuştuğunu söyleyebilirim. Onun cesetini seri bir şekilde bulmamız lazım. Kim? Bora. Bora almış olabilir mi cesedi diyeceğim. Sarp cesedi buldu. Tamam hemen kilise odasına gitmemiz lazım yine. Evet kiliseye geldim. Üste belirtilen süre boyunca bu odaya gelmeleri lazım herkesin. Gelemeyenler ölüyor. Evet bakalım Sarp neler anlatacak. Bir dakika anne. Evet bunu anlatmayacak herhalde. Arkadaşlar öncelikle şöyle oldu. Bir F evet bir F'e inmişim. Orada benim görevim vardı. Oraya girdim. Görevimi tam yaptıktan sonra ışıklar kapandı. Işıklar kapandıktan sonra da bakayım. Işıklar kapandıktan sonra da birazcık bekledim. Güzel bir yerdeydim. Kapıyı açtım. Bir anda bir kişi ölümdeydi. Kim öldü? Ali ölmüş. Ali ölümdeydi. Sadece bunu diyebilirim çünkü hiçbir bok görmedim. Işıklar kapandıktan sonra direkt kapıyı açtım. Aga gene bir çok değerli bir infom yok. Sadece Ali'nin cesedini yanımda yatarken gördüm. O an mı öldürüldü bilmiyorum ama başka kimseyi gördüğümü hatırlamıyorum. Tolga abiyle merdivenlerden inerken bir bakıştık. Korktuk hatta birbirimizden. Ondan sonra ben bir tane görev yaptım. Hatta Tolga abiyle orada yan yana giderken elektrikler gitti. Aa dedim sıçtım Tolga abi beni öldürecek. Ama elektrikler geldikten sonra ölmemiştim. Bir tane daha görev yaptım. Ondan sonra zaten ceset bulundu. Selamünaleyke. Arkadaşlar şimdi... Alo? Ha geliyor değil mi senin? Tamam. Ben az önceki toplantıda söylemiştim Basement'ta görevim var diye. Direkt zaten merdivenlerden aşağı inip Basement'ın yolunu tuttum. Başka hiçbir yere girmedim. Basement'ta bir tane odaya girdim. Merdivenlerden inerim ben. Sağdaki ilk odaya girdim. Dolap karıştırıyor gibi bir şey yaptım. Sonra ben görevimi bitirirken içeri Bora girdi. Bana şöyle bir baktı bu kim gibi herhalde kim olduğumu tanımaya çalıştı. Sonra odadan çıktım gittim derken Sarp zaten cesedi buldu. Ama Bora'nın nereden geldiğini ne yaptığını bilmiyorum. Çok da şüphelenmedim açıkçası ama söyleyeceklerim bu kadar. Tolga abi killer. İlk turda zaten görevler falan yapmıştım. Basement'ta bir tane görevim var ütület room'da ama room'u niye bulamadım ben. Asansörle mi iniliyor emin olamadım da. Tabii herhalde abi ya. En alt kata inmem gerekiyor. Tam şeyde yaparken merdivenlerden giderken işte önce Mami ile karşılaştım. Peşine İbo ile karşılaştım. İbo'dan bayağı bir korktum. ondan sonra uzaklaştım oradan. Görev yerini bulamadım. O yüzden gidemedim oraya. Başka bir şeyim yok, infom yok. Ahmet abinin olduğu odaya girdim. Orada görevim vardı. Ama içeriden bir ışık geliyordu. Ne olduğunu anlamadım. Bir baktım. Ona baktım, o bana baktı. Böyle birbirimizi öldürecek miyiz diye anlık 5 saniyelik gerilim. Daha sonra sırtını döndü gitti. Ben de devam ettim hayatıma, hiçbir şey yapmadım. Bir tek Tolga abi oy vermiş, tek oyla elecek mi acaba şu an birisini? Evet eledi. İnşallah ben değilimdir o kişi. Şu an tek oyla birisini eledi Tolga abi. Beni elemiş abi. Toplantıda adım geçmedi herhangi bir şekilde ama Tolga abi oyunu benden yana kullanmak istemiş. Bu ceset buldu. Şöyle ki öncelikle burada Ahmet kardeşimden özür diliyorum. Oyunun eleme mantığında, eliminasyon mantığında... Geç abi o işleri geç. 5'e 1 de olsa biri vote atınca o kişi eleniyormuş. Ama Fener'imi sonradan açtığımda tavuğun ismini okudum. Ben tavuktan şüpheleniyorum. Hiçbir bok anlamadım. Ben paşa paşa görevlerimi yaptım. Etrafa hiç dikkat etmedim. Edemedim zaten. Bir İbo'yumu ne gördüm? Bir ara 3 kişi falandık. Daha sonra tek takıldım genelde. Sarp'ı elemişler. Ama oyun bitmediğine göre... Yanlış kişiye elediler. İbo'ymuş. Alo. Ne oluyorum abi? Lan gördüm ben seni ben oğlum. Seni oğlum. Abi yanlış gördüm ben merdiveni ne zaman gördün ki? Vallahi bak İbo gelmeden önce seni gördüm. Abi maçın anasını teko eledim vallahi ya. Abi ya şu roleplay oyunlarında bizi sal abi gözünü seveyim. Mami ile benden ne istiyorsun şu roleplay oyunlarında ya?
Abi ne olur sal ya. Ya toplamda adım geçmedi. Ahmet diyen olmadı ya. 7 kişiyiz Ahmet diyen olmadı ya. Ahmet karanlık basılı. Ya sen niye selfie yapıyorsun bir de Ahmet'in üstüne RP yapıyorsun. Gerizekalı, ben belli anladım onun self report yaptığını da. Evet arkadaşlar, az önceki maç Emir'i güzel yakalattırdık ama yine masum bu arada. Tolga abi sağ olsun tek başına sikerim lan demokrasinizi diyerek beni eledi. Çünkü birazdan ceset gelecek. Yani oyunun gameplay'inden çok toplantı kısmı daha uzun sürüyor. Oradaki konuşma kısmı. Çünkü herkese yaklaşık 100 saniye süre veriyor. Tabii herkes 100 saniye konuşmuyor ama hani kill almak çok zor olmadığı için. Bu ne yapıyor lan? Bu niye sıçarak gidiyor? 2 dakika oyun oynuyorsan 5 dakikayı toplantıda geçiriyorsun. Biraz da solo takılıyoruz ama yapacak bir şey yok. Tam bir görev adamıyız. Takımın kazanma kacı. Bu yanımdaki kim benim? Bir dakika, şu görevi bir yapayım. Yanımdakine bakacağım. Sanki çobanmış gibi beni gezdiriyor anasını satayım. Şuraya gideceğim falan diye. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Emir birisini öldürüp... Lan tövbe bismillah, yemin ediyorum Emir öldürdü sandım şunu. Dedim acaba birisini öldürüp tuvalete muvalete saklar mı bu? Yani Emir'in salak olduğuna inanmışsınız büyük ihtimal bu videoda çünkü. Her an her şey yapabilecek potansiyele sahip bir insan çünkü. Tamam, Ali ile birlikte görev yaptık diyebiliriz. Görevleri iyi halletmişiz. Neredeyse %50'sine getirdik sayılır. Derken ne oldu? Sabotaj geldi. Şuradaki sabotajı ben hallederim. Diğerinde birisi yapıyordur diye tahmin ediyorum. Umarım yapıyorlardır. Diğerinde basement'a vermiş. Basement çok riskli bir bölge ya. Kim bu yanındaki yine mi? Ali? Yok, Bora. Ali görev yaptığımı gördü. Bora da sabotajı tamir ettiğimi gördü. Yani şu saatten sonra benden şüphelenirlerse helal olsun. Başka diyecek bir şey yok. Mami yine sıçmış bir şekilde aşağıdan çıkıyor. Mami acaba koşmayı falan mı unuttu? Aha! Buradan çıkan kim vardı yukarıya? Mami vardı. Mami vardı. Oradan yukarı çıkan Mami vardı değil mi? Evet, Mami vardı yani. Ama bir timing bir şey de olmuş olabilir. Ali de benim masum olduğumu görmüştü ya. Adam beni safeleyecek de öldü anasını satayım. Beyler selamlar. Cesedi ben buldum. En aşağıda buldum. Bir tane görev yaptım üstte. Sonra sabotajı yaptım. Hatta sabotajı yaptığımı Ali görmüştü. Yani sabotajı yaptım derken fixledim anlamında. Ama Ali de ölmüş. En aşağı indim. En aşağıdan yukarıya çıkan Mami vardı. Hatta en aşağıya benimle birlikte inen Bora mıydı? Kimdi? O vardı. Bu arada sabotajı fixlediğim Bora gördü. Özür dilerim. Ali değil, Bora gördü. Kendisi yaşıyor zaten, birazdan doğrular. Bora ile birlikte aşağı indik. Cesedi ben buldum. Ve oradan yukarı çıkan da Mami vardı. Başka birisine rastlamadım. Mami yukarı çıkıyordu. Ben de aşağı iniyordum ve yakınlarında da ceset buldum oranın. Bilmiyorum, bir timing veya Mami yanlış bir yoldan da gelmiş olabilir oraya ama ilk şüphelim Mami. Alo. Şimdi guys, benim yaptığım, tek yaptığım şey sabahtan beri görev kovalıyorum. Ve birçok görevi de yaptım. Bir 5-6 görev falan yaptım ve bir tane sabotajda bizzat kendim tamir ettim. Hatta bir kişi beni gördü. Sadece dediğim gibi görevden göreve gittim ve hiç ceset, hiçbir şey görmedim. Zaten oyun çok karanlık yani, o yüzden de görmemiş olabilirim bahsettiğiniz olayı. Bu arada Tolga abi görevsizlikten ölmüş. Benim bana verebileceğim info yok. Sürekli görev peşinde koştum. Öyle yani. Well, gördüğüm birisi yok. İnfom yok. Hep görev yaptım belki. Evet Ahmet, ilk başta yanlış söyledi. Sonra düzeltti zaten. Sabotajı yaptığını gördüm. Haberi de yoktu zaten arkasında olduğumdan. Yani istese yapmayıp gidebilirdi Ahmet temiz. Tek maçın sonunda şu kirli sabotaj yerlerinde söyleyebileceğim olay. Mami'yi en alttaki sabotajı düzeltirken gördüm. Ama bu demek değil ki tatil değil demiyorum. Sanırım 2 kill alırlarsa bitiyor ve 2 kill almak hiç zor değil. O yüzden oyumu vermek zorundayım gibi hissediyorum kendimi. Çünkü Mami yukarı çıkıyordu ve gerçekten orada ceset vardı. Cidden masum da olabilir, bilmiyorum. Mami'ye verdim ya. Başka hiçbir şey görmedim çünkü hani arka planda her an her şey olmuş olabilir. O da sanırım Mami'ye vermiş. Benim boş geçmeme sebebim belliydi. Neden boş geçmediğimi sizlere de açıkladım zaten. Mami'yi eledik, inşallah doğrudur. Çünkü dediğim gibi 2 kill alırlarsa bitiyor. Yanlış eledisek 1 kill alınca bitecek. Yani yapacak bir şey yok, o riski almak zorundaydık. Among Us'ta da her zaman bu riski alırız. Hani sayı eşitlendiği zaman killerlar ve survivorlar arasında bildiğim kadarıyla bitiyor oyun. Karışık, bunu düzeltmem lazım çünkü sabotaj yapılırken büyük ihtimal kill alınacak. Katilin şu an amacı ekibi bölmek. Ama buna asla izin vermeyeceğiz ve kazandılar. GG. Ne oldu kim la? Kimde? İbo'yla ben de k***a koyayım. İbo'yla sen... Kanka seni... sana oy verme sebebim şu... Başka şüphelim yoktu. Ve hani 2 kill alınınca bitiyordu sanırım. 2-2 kalındığı için mecbur birisine vermek zorundaydın. Tek şüphelim de sendin. Ama sen nasıl görmedin o cesedi kanka? Kanka vallahi ben bir şey görmedim. Crash verdim. O zaman lobby bir yerinden kuralım bence. İbo'yla ben onunla... Tamam, seriden bir kuralım tekrar. 3 dakika ban yedik lan. Ban yedik. Ya hey Allah'ım ya. Evet arkadaşlar, son maça girdik. Belki son maça özel killer verir diye umuyorum ama çok da zannetmiyorum. Bir sürü rol ekledik bu arada. Yine Allah'ın belası şeyi verdi. Yapacak bir şey yok, o kadar maç attık. Bu ne bu arada? Birkaç karakter ekledik arkadaşlar, böyle doktor falan diye. Doktor cesedin yanına gitmeye gerek kalmadan direkt cesedi görebiliyormuş. İşte altar var, direkt toplantı başlatabiliyormuş.
ne bileyim White bir şey dediler, kill alabiliyormuş, katile yardım ediyormuş falan gibi roller var. Orada direkt sabotaj verdi killer. Tam İbo görev yapsın, ben sabotajı çözerim. İlk bölüme özel 4 maç attık, 3 maç mı attık, 4 maç mı attık, hiçbirisinde killer olamadım. Yani bu tarz oyunlarda killer izlemek çok keyifli biliyorsunuz ki. Ama olamadım. Üzgünüm, umarım bir daha videosunu çekersek oluruz. Bu arada birisini öldürüyorlar şu an. Ben tabii ki istifimi bozmadan görevleri yapmaya devam edeceğim. Ne oldu? Beyler? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ben de Ali'yi öldürdüm. Ben de kill aldım. Kaç killer vardı? Oğlum ben, şeyleri çıkart kanka ya, sadece killer olsun. Baksana ben traitor'dım. Rollere kill alabilen ekleme bence. Evet. Evet arkadaşlar, rol ekledik falan demiştim. Tolga'm biraz yanlış kullanmış rolü. Direkt herkesi kestiler, biçtiler. Yine masumum yani, Allah belasını versin. Ne diyeyim, 5. maç. 8 kişi olduğumuz için 2 killer biraz fazla geliyor. Bir de 3.'süne benzer bir şey ekledik. Onun rolü de şeymiş, diyelim ki o role bürünen kişi işte White bir şey diyorlar, tam rolün adını şimdi bilmiyorum. Birisinden şüpheleniyorsa killer olabileceğinden onu öldürüyormuş. Tolga hem de gidip masum birisini kestiği için sıçtık tabi. Şunu bir fixleyeyim ben. Görevim de varmış zaten orada. Dark da verildi ve şu an sabotajı yapıyorum galiba. Evet, Mami'ye cesedi buldu şu an görevimi yapamadan. Aha, cesedim. İbo'yu öldürmüşler, ceset burada. Bu arada bir ceset daha var. Tolga abi de ölmüş. Alo beyler. Abi muhtemelen Emir. Çünkü şöyle, Tolga abi dibimdeydi abi. Elektrikler gittiğinde dibimde Tolga abiyle Emir vardı ve sonra Tolga abi öldü. Alo? Alo? Ananın mikrofon. Öncelikle selamun Alo? Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar, ben DJ Dikkat. Alo? Beyler, kilisenin merdivenlerinden direkt aşağı indik. Oradan direkt sağa dönüp görevimi yapmak için bir tane odaya gittim. Tam giderken zaten sabotaj verildi. Ve sabotajı gittim, çözdüm. Sabotajı daha çözmeden önce karanlık verildi zaten, kill alındığını anladım. Sabotajı çözdükten sonra aynı yerde görevim de vardı. Görevimi yaparken ceset reportu geldi, Mami reportladı. Odadan çıktım. Mami kimi reportladı bilmiyorum ama İbo'nun cesedini gördüm ben odadan çıktıktan sonra. Yolda giderken de kilisenin merdivenlerinin orada da Tolga abinin cesedini gördüm. İki cesedi de gördüm yani konum olarak. Ben ilk başta kilise merdivenlerinden indikten sonra sağa döndüğümde biri sanki benim peşimdeydi gibi hissettim. Zaten fiziksel olarak gördüm ama nickini göremedim, nickini hatırlamıyorum. Kill de oralarda bir yerde alınmış. Beyler selaleyle. Beyler selaleyle. Şimdi Mami'ye bir hak veriyorum ben. Yani bir nevak veriyorum Mami'ye. Ama elektrik gidince orada benim oyun takıldı mı ne oldu a**ına koyayım. Ondan sonra bir baktım böyle başka bir yere gelmiş. Yani. Şimdi oyun geri gelince ondan sonra oyun takıldığı için bir şey anlamadım açıkçası, böyle yani. Ne oluyor lan? Tur oynayamadım. Cezaya yani. Dönüştü ama. Bok gibi gezen bir ben mi varım, Allah kahretsin, görev yaptım hiçbir şey yapmadım. Ben Emir'e vereceğim ya. Şu an tek kaydeder info Mami'den geldi. İnanmak zorundayım çünkü 2 kill alınırsa bitiyor 2'ye 2 kaldığımız için. Şimdi Mami infoyu verdi ama demek ki Emir'in söylediklerine inanmış. Oy atmadı çünkü. Ama böyle bir durumda oy atmamız lazım diye biliyorum. Bu arada birisini eleyemedik mi? Oyumu kullandı dedim ama aynen animasyon girmedi. Galiba birisini eleyemedik. Ananı avradını. Lan korkudan kapıyı kendi üstüme kapattın. Şuna kapat, bu gerizekalıdır, yine öldürür mü öldürür ya. Hiç güvenmiyorum Emir'e gerçekten şu tarz oyunlarda. Aha! Ceset. Sarp ölmüş, Bora buldu cesete. Emir benim yanımda odadaydı, benden önce öldürmüş olabilir mi yoksa... Cık, kazandılar. Kim lan, kimde? Ali diyecektim. Evet. Ali'yle Emir ya. Ali'yle Emir mi? Oğlum, Mami. Oğlum, Emir'in kimin olduğu neydi ya? Ya beyler şu 6 kişi varken neden oy atmıyoruz? Emir orada fakirliğine yaptı ama. Abi bu arada 6 kişi varken... 6 kişi varken neden oy atmıyoruz? Among Us'ın aynı mantığı oğlum, 2-2 kalınca bitiyor. Aynen. Orada birisine verin, yanlışsa da yapacak bir şey yok. İşte double kill orada direkt bitiyor, orada birisine vermemiz lazım. Emir'e versek bu oyun bizdeydi ya, neyse anlak. Gençler, izlediğiniz için hepsine çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ilk bir 3-4 maçlık video çektik ve maalesef çöpe gitti o video. Dolayısıyla biraz yorulmuştuk ve bu maçlarda biraz enerjim düşüktü. Bunu kabul ediyorum. Çünkü oyun genel olarak biraz ağır işleyen bir oyun. Ama Among Us mantığını böyle güzel, gerilimi olan bir haritaya yaymak hoşuma gitti açıkçası. Oyun güzel. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.